10. ayın 10. gününde ABD'de doğu saatiyle 10'da Tesla'nın merakla beklediğimiz etkinliği nihayet yapıldı. We Robot, Biz Robot adlı bu etkinlikte, ismi sebebini birazdan açıklayacağım, 3 önemli tanıtım yapıldı. Sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız robot taksi Cybercap, 20 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip RoboVan ve Elon Musk'ın tüm zamanların en önemli ürünü olacağını iddia ettiği Tesla Bot. Önce etkinlikten başlayalım. v Robot bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un I Robot adlı romanına bir gönderme. Tesla kültüründe bu tür göndermelere gayet alışığız. Nitekim Cybertron ilk üretilen araçlarına yine Asimov'un yazdığı Foundation serisinin ismi verildiğini konuya ilişkin yaptığım videomda sizlere göstermiştim. Bu etkinlikte tanıtılan üç şeyin de otonom hareket eden makineler olduğunu düşünecek olursak işte Ben Robot yerine neden biz robot dendiğini de daha iyi anlamış oluyoruz. Bu etkinlik tümüyle geleceği sahiplenmek üzere tasarlanmış. Her şeyden önce seçilen mekan Warner Bros'un Los Angeles'taki stüdyoları. Burada pek çok bilim kurgu filmi çekildi. Hatta sahnenin hemen yanındaki binayı bir saat kulesi olarak izlemiştik bir yerlerde. Nerede? Back to the Future, Geleceğe Dönüş serisinde. Etkinlikte tanıtılan araçlar da bir anlamda o filmdeki araba gibi bizi geleceğe götürmeyi vaat ediyor. Ve işte bu vaadin altını doldurmak için hazırladıkları gösteri bir sinema salonunun önünde başladı. Yaklaşan aracı görüyor musunuz? Peki ya içinde bir sürücü olmadığını fark ettiniz mi? İşte astronot arkadaşıyla We Robot filmini izledikten sonra konuşma yapacağı sahneye gitmek üzere Elon Musk'ın çağırdığı taksi o. Yukarı doğru açılan kapılarından içeriye iki kişi girip oturabiliyor. Sadece şoförü değil, direksiyonu ve pedalları da yok. Sokakların arasından süzülen bu araç, durması gereken yerlerde duruyor, dönmesi gereken yerlerde dönüyor ve karşısına çıkan çeşitli engelleri otomatik olarak aşıyor. İşte ta 2016 yılından beri adını duyduğumuz robot taksiyi böylece ilk kez görmüş olduk. Etkinlikte 20'si CyberCab olmak üzere toplam 50 tane otonom sürüş yapabilen araç vardı ve katılımcılar bunları kullanarak Warner Bros'un stüdyolarının arasındaki sokaklarda turlayabildi. Peki ya geriye kalan o 30 araç neydi diyeceksiniz? Onlar halihazırda satılmakta ve kullanılmakta olan Tesla Model 3 ve Model Y'ler. Bu araçlarda şu anda full self-drive özelliği var ama supervised yani şoförlü olarak kullanılabiliyor. Hatta geçen hafta bir öyle bir yazılım güncellemesiyle Cybertruck'lara da geldi bu özellik ve ben bir haftadır %99 oranında otonom sürüş yapıyorum. Yakında onunla ilgili de bir video yapacağım. Hem böyle otoyolda hem de ara yolları kapsayan karmaşık bir yolculuğumu kesintisiz olarak kaydedip yayınlayacağım. Epeyce gelişmiş ve oldukça heyecan verici bir deneyim ama hala bazı eksikleri var %1 diyorum ya. Bazı durumlarda sizin müdahale etmeniz gerekebiliyor. İşte o eksikleri de tamamlayıp bu supervise kısmını ortadan kaldırırlarsa ki gelecek yıla kadar bunu yapabileceklerini söylediler, tüm Tesla araçları tam otonom hale gelmiş olacak ve dileyenler aracını taksi olarak da değerlendirebilecek. Regülasyon problemlerini çözmek kaydıyla bu sistemin önümüzdeki yıl Texas ve Kaliforniya'da başlayacağını da eklediler sözlerine. Bakın bu bir anlamda Uber yapmak gibi bir şey. Ama siz değil, sadece aracınız gidip taksicilik yapıyor. Şimdi düşündüğümüzde kişisel otomobiller büyük oranda atıl durumda, değil mi? Haftada 168 saat var ama işte ortalama 10 saat falan çalışıyorlar. İşte robot taksi konsepti bu atıl potansiyeli değerlendirmeyi hedefliyor. Onu 5-10 on kat daha fazla kullanıp 5-10 e, kat daha fazla değer üretebilirsiniz deniyor. Eğer isterseniz bu sisteme katılıp işte birileri taksi çağırdığında eğer sizin aracınız çağıran kişiye yakınsa garajınızdaki garajınızdan çıkacak ve onun gidip çalışabilmesini sağlayacaksınız taksici gibi. Ya yok ben öyle kişisel aracımı bu tür işlerde kullanmam, kullandırtmam derseniz de e bu işe özel bir aracı satın alıp değerlendirebilirsiniz. İşte bu etkinlikte tanıtılan Cybercab tamamen bu işe özel olarak tasarlanmış bir donanım. 2026 ya da en geç 2027'de üretime başlanacak olan bu aracın fiyatının 30 bin dolardan yani yaklaşık 1 milyon TL'den daha az olacağı açıklandı. Elon Musk böyle isterseniz bunlardan küçük bir filo yapıp işte koyunlarını gezdiren bir çoban gibi sürünüzü çalıştırabileceğinizi filan da söyledi. Yani robot taksiler sizin için çalışacak. Siz sadece onları işleteceksiniz. Güzel bir hayal. Peki bu işin bakımı nasıl olacak? Temizliği ve bakımı da büyük oranda otonom olarak gerçekleşecek. Ve hatta Elon Musk aracın endüktif şarjla kablosuz olarak güç alabileceğini de söyledi. Yani tam anlamıyla robotlar tarafından bakılan robotlar olacak bunlar. Bu vizyon dışında araçla ilgili çok fazla bir ayrıntıya girilmedi. Ama şimdi Asıl sorumuz ne? Şu. Siz böyle bir aracı taksi olarak çağırmak ister misiniz? Yani içinde sürücüsü olmayan bir aracı. Hatta herhangi bir durumda öyle hani direksiyonunu tutup çeviremeyeceğiniz ya da frenine basamayacağınız bir araca biner misiniz? Belki hemen değil ama bir gün hemen herkes bu tür araçlar kullanacak. Orası kesin asansöre bindiğinizde artık bir görevliye gideceğiniz katı söylemediğiniz gibi e bir taksiye bindiğinizde de bir şoföre ihtiyaç kalmayacak. İçine bindiğiniz o robot bir şoförün hayatında kazandığı tüm tecrübelerin milyonlarca katını görmüş, geçirmiş ve kendini en akla hayale gelmez durumlara karşı bile hazırlamış, eğitmiş olacak. En azından teoride bu böyle. Bakalım pratikte bunu gerçekleştirmek ve hani o kültürel değişimi, dönüşümü sürücüsüz araca binebilme cesaretini yaşayabilmek ne kadar zaman alacak bunu hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi robot taksiyi hem yazılım hem de donanım olarak neredeyse böyle 7-8 yıldır bekliyorduk. Bu anlamda çok büyük bir sürprizi yaşamadık. Asıl sürpriz yepyeni ve beklenmedik bir araç olan yolcu minibüsü Robovan oldu. Elbette geleneksel bir minibüsten çok uzak bir tasarım bu. Daha çok retro -futuristik bir lokomotifi andırıyor pencereleri de tekerlekleri de gizlenmiş olduğu için çok iddialı bir tasarım. İçinden 20 kişi çıkan bu minibüs aynı zamanda mal taşımak için de konfigüre edilebilecekmiş. Elon Musk, Robovan için yüksek yoğunluklu kentsel ulaşım sorununu çözecek olan şey dedi. Yani bir spor takımını bir yere götürmek istiyorsanız ya da seyahat maliyetini işte mil başına 5-10 centlere düşürmek istiyorsanız bu Robovan'ı kullanabilecekmişiz. Bunun dışında hiçbir ayrıntıya girilmediğini de hemen ekleyeyim. Yani böyle herhangi bir üretim takvimi falan verilmedi. Yani bunu şu aşamada bir prototipten daha fazla bir şey olarak kabul etmememiz gerekiyor. Etkinlikte üçüncü ve son olarak gösterilen şey de Tesla botlar oldu. Yani tekerlekli robotlardan sonra ayaklı ve kollu robotlar. Humanoid yani insansı robotlar. Elon Musk'a göre Tüm zamanların en önemli ürünü bu olacakmış. Gerekçesi de 8 milyar insanın her birinin en az bir tane bu robotlardan isteyeceği. Şimdi herkes ister mi bilmiyorum da piyasaya çıktığında 20-30 bin dolar aralığında satılacağını düşünecek olursak herkes sadece ister yani başka bir şey yapamaz. Yaygınlaşması için epeyce bir süre beklememiz gerekecek. Bu robotlar gündelik her türlü işi yapabilecek şekilde hazırlanıyorlar. Zil çalınca kapıya bakıp postalarınızı alabilecek, çiçeklerinizi sulayabilecek, çocuklarınıza eğitim verebilecek ya da onlarla oyun oynayabilecek, evinizi temizleyebilecek, silip süpürebilecek hatta misafirlerinizi ağırlayabilecek. Optimusların bu etkinlikte gösterilme sebebi bu konuda çok hızlı gelişme kaydettiklerini kanıtlamaktı. Ve bunu yapabilmek için de otonom robotları saldılar katılımcıların arasına. Bazıları dans ederken bazıları da misafirlerle sohbet ederek onlara içecek filan ikram etti. Her şey gayet güzel. Biz şimdi onları orada o partide coşkulu bir şekilde bırakalım. Böyle yukarıya doğru havalanmaya başlayan hype balonumuzdan da atlayıp etrafımıza bakıp şöyle bir gerçeklik kontrolü yapalım. Tesla'nın vizyonu şüphesiz çok heyecan verici. Ben yıllardır bu vizyonu benimsiyorum, tasvip ediyorum, heyecanla takip ediyorum ama açıkçası bu etkinlik beni çok tatmin etmedi aklımda birçok soruyu cevapsız bıraktı. Mesela full self drive'dan başlayalım. Tam otonom sürüş. İnanılmaz bir deneyim. Böyle yolda elinizi kolunuzu bırakıp kendi kendine giden bir aracın içinde oturuyorsunuz. Yani bazen canım filan sıkılıyor. Ve yüzde 99 bir doğrulukla da aracı kullanıyor. Yani burada ben olsam ben de böyle yapardım diyorsunuz. Ama geriye kalan o yüzde bir var ya işte o kısım çok önemli o yüzde bir sizin ve sevdiklerinizin hayatına mal olabilir. Elon Musk böyle her yıl işte gelecek yıl tam otonom sürüş, gelecek yıl tam otonom sürüş vaatleri verip duruyor. Yine verdi. Ama o yüzde birin de gerçekten kapandığını görebilmeyi çok isterim. E tabi bir yandan da böyle regülasyonların çözülmesi gerek. Son zamanlarda özellikle şimdi Amerika'da seçimlerde yaklaşırken giderek politikleşen Elon Musk'ın kural koyucularla, yasa koyucularla da birazcık sıkı ilişkiler kurması gerekecek. Akılda kalan bir başka soru da işte bu belirsiz zaman çizelgeleri. Cybercap için 2026'da üretime başlayacağını duyurdu ama mesela RoboVan için herhangi bir tarih anons edilmedi. Bir aracın prototipini yapmak çok kolaydır ama onu seri üretime sokmak bundan kat kat zordur diyen Elon Musk. E bunu da açıklığa kavuşturması gerekirdi bence. Öte yandan rekabet var. Rekabet kızışıyor. Tesla bu etkinlikte böyle tümüyle otonom araçlarını gösterdi bize ama e, yıllardır robot taksileri test eden ve konuşlandıran işte Waymo gibi, Cruise gibi bir takım başka şirketler de var. Ve şu anda isterseniz Amerika'da, San Francisco'da ya da Phoenix'te sürücüsüz bir taksiyi hemen çağırıp kullanabilirsiniz. Bir yerden bir yere sizi götürebilir. Veri ve deneyim açısından çok önemli bir başlangıç avantajına sahip durumda bu şirketler. Ama onların bir problemi var. O da e, geofence deniyor işte bu belli bir yerle kısıtlı olmaları. Yani yüksek çözünürlükte haritalarla belirlenmiş alanlarda sadece çalışabiliyorlar. Tesla ise sadece kameralarla bunu başarmaya çalışıyor. Ve eğer başarırsa sadece Amerika'da değil tüm dünyada ve her türlü araçta kullanılabilir bu teknoloji. Cybertruck daha yeni çıkmış olmasına rağmen oldukça farklı boyutlarda ve teknolojik özelliklerde bir araç olmasına rağmen yazılımını çok kısa bir sürede adapte edebildi. Ya resmen işte 41 bir gün bir güncelleme geldi. 45 dakikalık bir yazılım güncellemesinin ardından kullandığım araç benden daha iyi bir şoföre dönüştü. Tabii %99 oranında. Son olarak şunu da ekleyelim. Bu V-Robot etkinliği yatırımcılardan ve analistlerden de karışık tepkiler aldı. İşte bazıları... Tesla'nın bu yapay zeka ve robotik alanındaki ilerlemelerinin şirketi uzun süreli uzun vadeli bir büyümeye doğru hazırladığını ve robot taksi ve Optimus'un potansiyeli olarak büyük bir yeni gelir akışının kilidini açtığına inanıyor. Ama diğerleri Tesla'nın bu kaçırılan son tarihlerin, deadline'ların geçmişine ve gerçek tam otonom sürüş ve seri üretim robotlarına ulaşmadaki önemli zorluklara da işaret ederek haklı bir şekilde şüpheci kalmaya devam ediyor. Peki sonuç ne? Elon Musk ne dedi etkinlikte ve başka yerlerde de? Gelecek, gelecek gibi görünmeli. Ben de diyorum ki gelecek belirsiz ama heyecan verici. Tesla'nın V-Robot etkinliği, otonom araçların ve robotların dünyamızı yeniden şekillendirdiği bir geleceğe dair bizlere bir bakış açısı sundu. Bu vizyonu gerçekleştirme yolu zorluklarla, belirsizliklerle dolu olsa da Tesla'nın yenilikçi yaklaşımı ve hırsı onları yakından izlenmesi gereken bir şirket haline getiriyor. Bu arada aklıma ne geldi biliyor musunuz? Asimov, şimdi hayatta olsaydı ve hatta bu etkinliğe katılsaydı ne düşünürdü acaba? AI robottan esinlenildi ya ve biliyorsunuz kendisi robotların insanlara zarar vermemesi için 3 yasayı yazmıştı AI Robot adlı o romanında. Acaba bunlara bir dördüncüsünü eklemeyi düşünür müydü? Bütün bunları gördükten sonra peki o zaman o yeni yasa nasıl bir şey olurdu sizce? <laughs>